Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz evet bugün de aslan burcu kadınımız var artık iki iki gidiyoruz çünkü zaman daraldı biliyorsunuz daha önce söylemiştim bir an önce haziran ayından önce şunları e, görmeniz lazım neler olacak neler bitecek haziran ayınız için o yüzden e, bir an önce hani böyle ikişer ikişer hem kadını hem erkeğini burçların aynı gün yayınlamaya karar verdim ee, bakalım Haziran ayında Aslan Burcu kadınları neler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? Neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecekler. Bunları yorumlayacağım. Dilerseniz hemen gelin karıştırmaya başlayayım. İsterseniz ileriye sardırabilirsiniz. Beklemek zorunda değilsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bakalım şimdi 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 neler göreceğiz. Bir şu kartı da bir açmak istedim. Buradan ben bir tane daha kart seçmek istiyorum. Tamam şimdi oldu. Şimdi ilk kartımız değnek kralı ölüm ve şeytanla birlikte gelmiştik. Şimdi ben bunlar nedir diye merak ettim tabii ki. Bir saniyenizi rica edeceğim. Şimdi... Haziran ayında sevgili Aslan Burcu kadınları şöyle bir genel olarak baktım da ...parasal açıdan gayet güzel görünüyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü buradaki... değnek Kralı ölüm şeytan nedir diye... baktığımda Mayıs ayında... ...başınıza gelmiş o... ...şey durumu... ...finansal durum... ...kötü finansal duruma... ...artık ilahi adalet geliyor... ...ve artık sanki bir ortaklık... ...yapabilirsiniz. Gönül ilişkilerinizde... ...bir açık açılmalar meydana gelecek. Kısmetiniz açılacak gibi ve artık yatırım yapabileceksiniz gibi geliyor Neden Çünkü biliyor musunuz çok enteresan bir durum var burada ya baba tarafından geliyor ya da bir erkek enerjisinden dolayı bir erkek Eril enerji figürü var burada burada belki eski ilişkilerinizden kalma bir durum mesela eski eşiniz eski partnerlerinizden kalma bir bir negatif enerjinin sizi tuttuğunu ama sizin buna aslında fark etmediğinizi dediğim gibi ya babanızdan geliyor baba soyundan geliyor ya da e, partnerlerinizden birisinden almış olduğunuzu görüyorum hani bu da bir ihtimal çünkü bunu da söylemeliyim bunu e, Buradan gelen bir negatif enerji sizin hem rızkınızı hem de aşk ilişkinizi, gönül ilişkilerinizi, evlilik ilişkilerinizi, mutlu yuva kurma durumunuzu çok kötü baltalamış. Ama ne yapıyor? Artık ilahi adalet geliyor. Bu ay muazzam bir şey yaşayacaksınız. Ben <laughs> yani çok şaşırdım gerçekten. Her şey, kötü olan her şey artık düzeliyor sevgili arkadaşlar kalp çakranız iyileşmediği için Haziran ayına kadar hep böyle olmuş. Kalp çakranız iyileşmediği için tabii ki hayal kırıklıklarınız olmuş. Tabii ki anlam veremediğiniz durumlar meydana gelmiş aşk hayatınızda, iş hayatınızda. Bunlar sizde kalp kırgınlıklarına, kalp çakranızı düzgün çalıştırmamaya eee Sebebiyet vermiş. Şimdi artık yılanın ruhuyla şifalanma zamanı geliyor ve bütün hayal kırıklıklarınız iyileşiyor. İlahi varlığa teslim olun dedi. Dolunay kartı ile birlikte kendinizi bırakın. Her şeyi çok mükemmel olmak üzere sevgili arkadaşlar sanki yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Şu üzerinizdeki ölü toprağı resmen kalkmış gitmiş olacak. Ben şimdi buraya bir tane kart almak istiyorum. Ne oldu da böyle bir değişim dönüşüm yaşayacaksınız? Hani ilişkilerim niçin evliliğe gitmiyor ya da niçin doğru insan karşıma çıkmıyor noktasında? Neden para kazanamıyorum ya da neden sürekli iş değiştiriyorum durumunda? Bir e, tamamıyla... Değişim dönüşüm yaşayacaksınız. Ve o kadar şükredeceksiniz ki artık en ufacık şeye bile şükredecek duruma geleceksiniz. Aile ve arkadaş desteğiyle sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Size maddi manevi yardımlar geliyor. Hayırdır inşallah diyoruz. Ve çok güzel geldi. İlk defa böyle bir kombinasyon, kart kombinasyonları geldi. Şifalanma kartıyla birlikte. İşte ben buraya dedim ki ne olacak da bunu yaşayacağız. Dedikodu... Kişilerin senin hakkında söylediklerini işitmek çevre yüzünden ilişkinin bozulması. Hmm. Şimdi aslında şunu da şöyle koyalım. Bir tane daha alalım bakalım kart. Hani ne olacak da? İkiz alev Düşündüğün kişiyle aynı frekansa sahipsin. İki kutsal ruhun ilahi birleşmesi. Şimdi arkadaşlar. Ne olmuş biliyor musunuz size şöyle söyleyeyim birisi sizin hakkınızda dedikodu yapmış. Haziran ayında bu haksız dedikodunun size ilahi adalet tarafından, ilahi sistem tarafından ödüllendirilmeyle geri geleceğini göreceksiniz. Yani haksız diye sizin hakkınızda birileri kötü bir şeyler söylemiş tabii biz bunu, yani siz bunu duymadınız veya da duydunuz. Belki üzüldünüz, belki üzülmediniz, bilemiyorum. Duymadıysanız biliyorsunuz ki Allah her şeyi duyar, her şeyi görür, bilir. O gördüğü için size böyle bir değişim dönüşüm durumunu verecek. Yani ben bunu böyle görüyorum. Gerçekten çok etkileyici bir açılım. İlk defa Böyle bir açılım, gir. onca açılım yaptım, onca seanslara girdim. Hiç böyle kendini gösteren bir e, durum görmedim yani. Nereden e, geliyor bu dedikodu? Dedikoda ne söyleyecekler? Bakın iki tane gelmiş. Hmm. Araba, araba kartı ve kılıç beşlisi kartı. sizin e, bir yola gittiğinizi veya hutta il ya da ülke dışına gittiğinizi konuşmuşlar ya da sizin hayatın direksiyonuna geçemediğinizi sizin bir türlü bu işte başarılı olamadığınızı sürekli yenildiğinizi düşünmüşler hayatın direksiyonuna geçme konusunda ya da il ya da ülke dışına o istediğiniz yolculuğa hani bir kısmınız için eğer böyle bir şey söz konusuysa bu yolculuğa çıkamamışsınız gidememişsiniz gibi görünüyor. Ama burada bir hareket enerjisi vardır arabada her ne olursa olsun hayatınızdaki hareketlilik konusunda rakiplerinizin sizi elediğini sizin arkanızdan baktığını bunu konuşacaklar. Veyahut da bir başka anlamı da siz bunu gerçekleştireceksiniz. Dedikodu bu yönde olacak. Yani sizin başarınızla alakalı. Ya başarısızlığınızla ya başarınızla. Şimdi bunu en iyi siz bilirsiniz. Kulağınıza bir dedikodu geldi mi sizinle ilgili? Hani bir şey yapamadığınız için başkası yaptı da işte bu yapamadı işte zamanı geçti veyahut da böyle bir şeyler geldi mi kulağınıza veya gelebilir mi? Böyle bir durum söz konusuysa Tamam bu dedikodu yapılmış şimdi Allah size bu dedikoduya çok üzüldüğünüz için mükafatını verecek hayatınızda bir sürü şey değiştirerek üstünüzdeki tabiri caizse dediğim gibi ölü toprağa kaldırılacak. Çok güzel geldi. Bir şeyin zamanı gelmiş olarak görünüyor ve siz gizli lütuflar ile birlikte hep şükredeceksiniz en ufacık şeye bile en ufacık güzelliğe bile şükredecek pozisyona geleceksiniz. Veya da dediğim gibi artık herkes sizi parmakla gösterecek kadar dedikodunuzu yapacaklar. Yani e, öyle bir bu durum öyle bir değişim dönüşümde bulunacak ki size hani dış görüntünüze malınıza mülkünüze işte varsa yoksa da olacağına yani bir, bir değişiklik var bir dönüşüm var size bir güzellik var sevgili arkadaşlar ve bunu herkes konuşacak ve diyecekler ki etrafındaki herkesi eledi, bütün düşmanlarını eledi, bütün rakiplerini eledi ve harekete geçti. Artık zaman onun zamanı, sıra onda diyecek olabilirler. Dedikodunun kaynağının iki tane olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ne soralım başka? Şöyle birazcık bakayım. Aşk hayatınızda bir e, güzellik meydana gelecek mi? Her konuda. Bakın imparatorça geldi gördünüz. İmparatorça kartımız ne demek? Sizi en yükseğe çıkarttı demektir. Maddi açıdan bir güzellik olacak mı? Bir ikilemlere düşeceksiniz ama bazı konularda kendinizi geri çekeceksiniz. Heh, şöyle yapacaksınız. Parasal konularda genelde hiç kimseye bir şey söylemeden kimseye haber vermeden yaptığınız bir iş var belki bir yerde bir hesabınız var. Orada e, paranız olduğunu kimse bilmiyor da olabilir. Sadece ben biliyorum diyormuşum şimdi. <laughs> Böylelikle videonun yayınlanmasıyla <laughs> bir sürü kişi bunu görmüş olacak. <laughs> Neyse hadi e, ben bir misal verdim sadece öyle söyleyeyim. Ama böyle artık parasal konularla, finansal konularla ilgili kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. En yakınınıza bile bir şey söylememeyi planlayacaksınız. Ve kafanızda bu var sizin. Bu olacak Haziran ayında. Güzel. Bu da çok güzel bir şey. Ee, bence çok 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 muazzam geldi. Yılan kartı ile birlikte bakın zaten şifalanma zamanı verdi. Haziran ayı sizin şifalanacağınız. Karma karmik döngülerinizden, büyü blokajlarınızdan, nazardan, işte musallatlardan korunma, arınma ayınız olacak. Buraya bu, bu videoyu izleyen kötü niyetli kişilerin nazarının değmemesi için gidip herhangi bir işlem yaptırmamaları için burayı enerjimle şifalandırıyorum ve kesinlikle hiçbir kötü enerjinin bu açılıma engel olmasına izin vermiyorum. Hepinize gönderiyorum bütün Aslan Burcu kadınlarına ve hayatı bu şekilde olanlara özellikle. Çünkü bu videoya denk geldiyseniz mutlaka almanız gereken bir ipucu, bir ışık, bir sinyal vardır sevgili arkadaşlar. Peki, hadi bakalım. Şimdi sorularımıza geçelim. Bir işi olmayan aslan burcu kadınlarını Haziran ayında arsa/arazi meselesi var. O çok iyi. Haydi bakalım. Şimdi bir arsanın satışı. Ve de bir arsada bir işler var sevgili arkadaşlar bunun sorumluluğunu alacaksınız gibi görünüyor İşiniz yok ama bu işle ilgileneceksiniz bu sizin dünyevi kısmetiniz evet harika tamam şimdi e, bunun için çalışacaksınız emek vereceksiniz bu arsa arazi meselesiyle alakalı çok eski bir eskiden kalma bir miras meselesi de olabilir çok yeni bir arsa da olabilir sevgili arkadaşlar peki işi olanlar için ise bir memnuniyetsizlik bir pişmanlık var ama ailevi ve arkadaş desteğiniz var. İş yerinizde um, bir şeyleri askıya almak istiyorsunuz. Çalışmak olabilir. E, veya veyahut da iş yeri kendinize aitse e, bazı girişimleri istemi yani daha ileri bir tarihe atacak olabilirsiniz. Eğer ki e, birinin yanında çalışıyorsanız kendi iş yeriniz, işiniz yoksa eğer bunu e, Şöyle yapmayı istiyorsun. Hani birazcık daha işleri yavaşlatma. Birazcık daha böyle az çalışma. Hani biraz artık kendimi etraftan böyle çekeyim. Hani her yerde ben görünmeyeyim diyeceğiniz bir Haziran ayı sizleri bekliyor. İlişkisi olmayan Aslan burcu kadınları Haziran'da Aileler tanışacak gibi görünüyor. Sanki bir isteme durumu. Sanki ailelerin birbiriyle görüşmesi ve iki kişinin evliliğinin gerçekleştirilmesi istenmesi durumu söz konusu olabilir. Yani bir görücü usulü bir isteme durumları olabilir sevgili arkadaşlar. İki aile görüşecek. Zengin bir evlilik yapılacağı benziyor ve sizin de sanki bunu evet diyeceksiniz gibi. Hani belki tam bir şimdi ilişkiniz yok ama birdenbire bir kısmet gelecek size. Evlilik kısmeti. Peki ilişkisi olanlar için ise Haziran ayında bir kavga var, bir durum var, bir gidiş var. Haydi bakalım birçok sebepten dolayı neymiş bunun en büyük sebebi? Çok büyük belirsizlikler, ikiniz de birbirinize çok sert çıkışacaksınız gibi görünüyor. Sebep ne? Nedir bunun sebebi? Öfke. Nedir? Oyalanma nedir? Çok üzüleceksiniz gibi görünüyor. Düzelme imkanınız var mı aynı ay içerisinde? Evet birbirinizi tutacaksınız. Şimdi ikiniz de birbirinizden vazgeçmek istemiyorsunuz ama siz üzüleceksiniz o da üzülecek gibi görünüyor. Peki bu üzüntünün sebebi nedir? Ne olacak Haziran ayında? Elinizden hiçbir şeyin gelmemesi, hiçbir şey yapamıyor olmak. Para konularında dilekleriniz yerine gelecek ama sizi Haziran ayında yalnız görüyorum sevgili arkadaşlar. Yanınızda bir partneriniz olmayacak gibi görünüyor. Bakalım ilahi adalet neyi tecelli edecek? Yanlış bir ilişki yaşıyorsanız, kaderinizdeki insanla şu anda birlikte değilseniz zaten sistem kendisi duruma müdahale eder ve e, mutlaka birbirinizden e, gidersiniz olarak görünüyor böyle mi olacak birbirinizden gidecek misiniz bu ay ya size birisi bir e, arkadaşlık teklif edecek yani size ilgi gösteren birisi yeni birisi gelecek size ya da ya da şöyle olacak e, ilişki zar zor bir tık üste çıkacak bir tık bir tık seviye yani bir seviye üste gidecek size yine az gelecek bu işler ama e, bir güce geleceksiniz yine bakın aslan burcunun kartı geldi peki Evli olanlar için ise taşınma geldi sizlere Evli aslan burcu kadınları Direkt hareket enerjisi taşınma Durumları söz konusu Güzel bir kartır ee, Hareketli bir karttır. Bakın kupası geldi Şimdi e, taşınacaksanız Eğer taşınma esnasında Bazılarınız hani böyle Biraz yıpranabilirsiniz açıkçası Buna dikkat edin Böyle mümkün olduğu kadar Birbirinizi kırmamaya özen gösterin evliliğinizde Peki ben hiç kimse yok benim hayatımda platonik olduğum uzaktan uzağa sevdiğim birisi var diyorsanız bu adamın size haziran ayında açılma olasılığı çok yüksekmiş. Haydi bakalım evet yeni bir başlangıç görünüyor platonik olduğunuz kişiyle hayatınızda başlangıca hazır olun. Yani bu kişi size açılacak olabilir ve size gelecek olabilir. Bir e böyle sıcak bir günde sizinle görüşmek isteyecek olabilir. Çünkü iki kartta da güneş figürü baskın geldi bakın. Sıcaklığı veriyor sevgili arkadaşlar. Peki ex partnerinizde aklınız ex partneriniz aklınızdaysa onunla barışmak istiyorsanız nerede kaldı bu adam diyorsanız bakalım bu ay size gelme enerjisi o da sizden bekliyor. Hay Allah. <laughs> Evet, bu durumu iyileştirmek istiyor ama aynı zamanda da eski düzeni de yıkmak istiyor sevgili arkadaşlar. Ne yapmak niyetinde? Artık karma karmik döngünüz bitmiş bakın aranızdaki ve ne diyor bakalım? Şimdi aranızda özellikle de size göre sizin çok düşündüğünüz bir toplumsal farklılığınız var. Din, dil, ırk, yaş, eğitim, kültür, aile, giyim tarzı zevkler, renkler bunlar çok e, sizde farklı olabilir. Onu çok düşünüyorsunuz ama kendinizden de ödün vermeyi düşünmüyorsunuz. Ondan da vazgeçmeyi düşünmüyorsunuz gibi. Peki ex partneriniz ne düşünüyor? Size gelecek yani değnek dörtlüsü geldi evlenmeyi düşünüyor diyebiliriz. İletişim kuracak ve kutlama yapacaksınız. Hadi bakalım. Umarım öyle olur. Bir tane daha alıyorum. Sizin de bunu gerçekten istiyor mu? Bu sizin kaderiniz sevgili arkadaşlar. Ex partneriniz sizin kaderiniz. Yani aklında ex partneri olanlar için bu. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum ve bireysel açılım isterseniz muhakkak Instagram hesabından bana ulaşın. Uygun bir günde size hemen e, randevu ayarlayalım ve bakalım bakalım neler olacak göreceğiz hep birlikte. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Temmuz ayında görüşmek üzere.